nasıl oldu o herifi sever. O herif Yahudi. Kim? Bernard Lewis için sana. Bernard Lewis Yahudi olur, Maruni olur. Bakın ya, isim vermeyeceğim beyler. Olur. Bak ben sana bir şey bakın söyleyeyim mi? Bernard Lewis dediğiniz Adem kaçıncı başından bilmem neye kadar yazmış. Ve size Ermeni kesiyorlar, jenosit yaptılar. Almanların Yahudi kesimine öncü kasap bunlardır dendiği zaman adam bizi savundu. Fransa'da cahil bir hakim bunu 1 frank cezaya mahkum etti. Arkasından bir başka Yahudi Türkolog onu destekledi diye onun da sınıfını bastılar. Hatta adam adı bunun Jill Weinstein öldü şimdi. Bu adam Collège de France'a seçilirken çünkü ciddi bir arkadaştı. Gelip şeye Chirac o zaman Cumhurbaşkanı bunu tasdik etme üyeliğini dediler. Jacques Chirac çok kurnaz bir herifti. Uslubu da şey bir ironik. Chirac. Ha öyle mi demiş. Burada bir 100 sene evvel böyle bir olay olmuştu. Birinin tasdik etmediği üyeliğini. Monsieur Chirac. Chirac evet. Ya öyle denmez ona sen bilmiyorsun. Ben söylemedim işte söyleme lütfen. Hayır ona şey derler bir olaydan sonra. Yes. Monsieur 15 minutes compris le douche derler. Oui, sen bilmezsin ha. Onun kahramanı da Türk'tür biliyor musun? Kim? O hadisenin o sözü. Hayır. Evet. Söyleyen kendisi yanındaki Claudia Cardinale söyletme şimdi. Evet. Bak sen bilmezsin. Şimdi hoca lafı bölüyorsun. Bir dakika neyse. Şu lafı tamamla. Ve bu demiş ki yok demiş böyle bir olay olmuş diyor. Kimdi o bu makamın tasdik etmediği? Ernst Renan demişler. Aha falan tabii kıyamet kopmuş. Bunlar böyle adamlar. Bunlar Türk dostu. Türklerin ismini savunanlar. Böyle yok Yahudiydi falan. Biz kaç tane Müslüman biliyoruz bize ne yapanları. Yani din dindir. Doğrudur. Kendisi. Bernard Lewis Yahudidir. Laik bir Yahudidir. Evet. Onu söyleyeyim size. Beyler şimdi yazan arkadaşlar Bernard Lewis için aman isim verme lütfen sakın. Hayır katiyen. Rica edeceğim. Evet. Sakın. Osmanlı düşmanıydı falan filan diyorsunuz. Bilmiyorum saçmalıyorsunuz. Nedir? Osmanlı düşmanı falan diyorlar bakın. Tam tersi. Aman İlber izin verme. Şey isim verme. Ha. Saçmalıyorsunuz cehaletten. Bernard Lewis. Tam tersi. Bir, hocam pardon bir dönem siz de yani aman hocam isim şey yapmayın bakın ısrarla. Bir dönem Osmanlı hanedanına damadı Şehriyari olmuştur. Hayır o damadı Şehriyari'yi işte, biliyoruz. O meseleyi bırakalım. Geçin. Tamam geçelim. Geç. Efendim Türklerin hepsiyle dosttur. Türk talebelerle dosttur. Bu damatlık biliyorsun bir şey beğenisi de vardır içinde fizik. O bitişine de sen şahit olduğunu zannedersen. Şey ilgilendirmez. Ama böyle bir ciddi bir yani bilim adamı. Damadıdır bir ara. Şimdi işte böyle Osmanlı şeyine de gelince şudur. İngiliz literatüründe hatta bütün Avrupa literatüründe Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl bir rolü olduğunu sırf Viyana kuşatması döneminde değil 19. asırda bile en güzel ifade edip yazan odur şeydi Serden. Hiçbir şekilde de tabii çok Türk dostu olduğunu söyleyemeyiz böyle mesela bilim, şey gibi falan. Bilim adamı. Bilim adamıdır. Kendine göre bir dünyası vardır. Kendine göre takıntıları vardır. O da normaldir ama bunu bu şekilde kullanamazsınız. Biz böyle buralara gelip de kendilerince şey yani Babinger falan gibi adamlara hiç yani mukayese etmem zaten. Bir takım hiç böyle başka türlü tiplere de hiçbir şekilde gelemem. Bak bu Türk tarih tetkiklerinde çok rica ediyorum bu antisemitizm işini biraz frenlesin millet. Çünkü oryantalistik alanda Türklerin yerini ve hakkını teslim edenlerin başında Yahudiler gelir. Bu hatta bir Türkolog sayamayacağımız Ignaz Goldsiher'den başlar. Çok önemli bir şeydir bu yani Avrupa edebiyatında. Bu Batı Avrupa tipi antisemitizm burada biraz şey yapsın lütfen. İşte. Yani yaramaz çünkü. Yaramaz. Ayıp. Ayıp yani. Her bulduğumuz otu yemeyelim arkadaşlar. Yani bu kadar açık. Evet efendim birazdan artık bitireceğiz. Çünkü arkadaşları servislere yetiştireceğiz. Evet yalnız ya bu ne ya. Son bir mesaja şey yapayım ya. Şimdi. Funda Hanım. Hocam bitiriyoruz bitiriyoruz. Funda Hanım yazmışlar. Funda Güvenç. İşçi haklarına karşı.
hanımefendi her programda rica ediyorum. Bak yazmışsın. 4 tanesini sizi izliyorum. 5 adet mail gönderdim. Birini bile okumadınız. Oku. Kızım akıyor mailler. Nasıl binlerce geliyor. Bunu yazacağına bana serzeniş bilmem ne yapacağını mesajını yapsaydın bunu gördüm mesela. Tesadüf gördüm. Verdim cevabını. Şimdi nereden göreyim şeyini anlatamıyorum mu? Arkadaşlar mesaj gönderdiğiniz takdirde 3. otomatik siler 1. 2 tane gönderip 3. teessüf ederim kırdım beni bilmem ne işte mesajımı okudun deme. Lan göremiyorum. Öyle hep aynı gitmiş. Şeyi yazman lazım. Bir daha yaz onu görürdüm. Evet. Şimdi efendim bu akşam İlber hocamızı mütebahhir alimlerimizden tabii, İlber yani, hocamızı şey yaptık. Yalnız seyirciler şey dediler yani beklediğim şey olmadı dediler. Ne o? Erhan'ı döverdi falan dediler. Dövmedi dediler. Olur gelecek sefer döveceğim. Gelecek sefer. Caps yapılmış sizin için. Tamam bir şaka yapma. İlk günü dövecek aslında. Ne? İlk günü. Şaka ha tamam. Ha o çok kötü. Ne yapacaksın dedin sen? O seçim otobüsünün arkasından koşacak. Efendim senin de seçim hayırlı olmasın inşallah. İnşallah kazanamasın. Otur kitap yaz şey yap. Ne kazanmasın falan ya. Nereden çıkarıyorsun? Bütün gazeteler yazıyor. Bugün sizin gazete nereden? Senin gazete yazıyor önce. Bütün televizyonlar verdi. Haber kaynağı budur. Ben de televizyonda dinliyorum. Amerikalılar da bir sürü yalan söylüyorlar. Nereden geliyor biliyorum. Abartıyor diyorlar. Abartıyor. Yalan evet. Senin yakanı ne varmış? Şey mesaj göndermiş. Yakası olay oldu diye. Olur bu tabii gece, çünkü oraya tabii, şey. Baklavaya da onun için böyle laf veriyor. Ama bu güzel keten gömlekler. Şimdi bu şirket adını söyleyemeyeceğim. Türk şirketidir. Bu havada keten mi giyiyorsun kış evet. Keten hem yazın giyinir hem kışın. Bunu bilmiyorum. Ben giyemem kusura bak ketenin. Yok orijinal keten, orijinal ipek gibidir. Her mevsimde giyinir. İpeği hemen elimi süremem. Dur bakayım. Keten de ayrıca sıcak tutar. Bu karışık. Bana bak bu karışık. Karışık pabuk var. O evet. Zaman ismini vermeyelim. Ben pabuk var. Giyilebilir. Giyilir. Çünkü saf keten değil. Evet. Değil. Çok terletmiyor.